Sizin Twitter'da başlattığınız Mursi'nin idamına hayır hashtag'inin ardından Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Mısır'da darbeyle görevden uzaklaştırılan Mursi'nin idama mahkum edilmesine Twitter'da tepki gösterdi. Mesajında Mısır'da Tahrir Meydanı'nda siyasi iradelerinin peşine düşmüş binlerce insana sıkılan her kurşun tüm dünyadaki meşru siyasete yönelmiştir. Eğer bugün Mursi'ye idam cezası veriliyorsa bu sandığa verilmiş bir idam cezasıdır. Avrupa Birliği, dünya ülkelerine sesleniyorum. Hani sizde idam yasaktı? Neden duruyorsunuz? Neden susuyorsunuz? Ya tabii Avrupa nefes kesilmiş şekilde bekliyor. Bir an önce asılmasını ister. Amerika da bir an önce asılmasını ister. Dolayısıyla Tayyip Hoca tabii tarihi açıdan belge olması için bir konuşma yapmış. Ama asla kale almazlar. Allah alem asarlar onu yani. Biz de öyle etiket yaptık falan ama adam, yani o da tarihi bir delil olsun diye biz bunu yapıyoruz. Yoksa adamlar bu sözü dinlemezler. Asacakları belli. O mübareğe ben daha önce söyledim. Yahu dedim bak, modern gençler ortaya çık. Modern bir görünüm var. Müzik olsun, resim olsun, sergiler aç. Dekolte hanımlar da olsun yanında, modern gençler de olsun. Kapalı hanımlar da olsun. Böyle yaparsan kurtulursun dedim. Mehdiyeti gündeme getir. İsrail'le uğraşma dedim. Yani İsrail'in bütünüyle, İsrail'in zalimiyle uğraş. Ama bütün İsrail'e karşı tavır alma dedim. Bu zulüm ya. Her ülkede var zalim. Toptan karşı alınır mı ya? Zaten bu darbe adamda çok şey olmuştu ama İsrail'le sınırı kapattığı da bu darbeye karar vermişler zaten. Ya kardeşim ne gerek var ya? Ne gerek var? Bölgenin güçlü bir ülkesi. Komünizme karşı çok etkili bir ülke. Dinsizliğe karşı güçlü bir ülke. Mısır'da dinsizlik hakimdi. İsrail'de dindarlar hakimdi o dönemde. Filistin'de komünistler hakimdi. Mısır'da da komünistler hakimdi. Suriye'de komünistler hakimdi. Irak'ta komünistler hakimdi. Tek antikomünist ülke İsrail'di. Oradan öğrendiler antikomünist olmayı. Ondan sonra da bütün gücüne karşı çıkıyorsun. Zalimine karşı çık. Mazlumana niye karşı çıkıyorsun ya?